Merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni yazmış olduğum personel maaş sistemi programını tanıtmak istiyorum kısaca. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Excel VBA'da neler yapıldığını görmeniz açısından faydalı olacaktır sizin için. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz menüler tamamen firmanın istekleri doğrultusunda yazıldığı başlıklar dahil. Burada personel işlemleri, avans ve maaş ödemeleri, BES işlemleri, ekstra ödemeler ve kesintiler, izin ve mesai işlemleri ve raporlar olmak üzere 5-6 tane menüden oluşuyor. Şimdi hemen burada personel listesi, personel cari hesap kartı, personel maaş listesi, avans ödemeleri, maaş toplamları, bordro toplamları, avansları dışa aktar, BES başvuru listesi, BES tahsilat listesi, ekstra ödemeler, taksitli avans dosyası aç, taksitli avans ödemeleri, icra dosyası, icra ödemeleri, aylık izin ve mesai girişleri, yıllık izin işlemleri ve raporlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen personel listesiyle başlayalım. Burada örnek olsun diye sizin için yani zaman kaybolmasın diye 5-6 tane personeli tanımladım. Testini yapacağız programla beraber. Yeni personel ekle dediğimiz zaman bir TC numarasıyla personelimizi giriyoruz arkadaşlar buraya. Personelimiz bu. Adı ne olsun? Adı Zeki olsun. Büyük harfle yazayım. Zeki, soyadı Gün. Baba adı Mehmet. Doğum yeri Ankara. Yani adı soyadı da ayrı olsun dediler. Bunlara göre yani kendi isteklerine göre yazdım bunu. Program doğum tarihi 1976 olsun. Ünvanı buradaki combo box listesinden ünvanlar tanımlanıyor arkadaşlar. Birimi bu şekilde olsun. İşe giriş tarihi 2013 olsun. Telefonu 532. Arkadaşlar telefon formatsız olsun dediler. 4200 maaşı olsun. Bekar, agisi otomatikman 268,31 geldi arkadaşlar. Burada bankasını seçiyoruz. Rastgele bir şube kodu, hesap numarası ve IBAN'ı yazıyoruz. IBAN 26 rakamlarına ulaşıyor herhalde. Ve personeli kaydediyoruz. Bu personeli kaydettiğimiz anda itibaren arkadaşlar otomatikten şuradan yıllık izine baktığınız zaman burada Zeki Gün'ün hak ettiği 130 gün olduğunu da burada otomatikten hesapladı program. Yani yıllık izini de hazırladı. Personeli buradan çalışma durumuna sıralama olarak baba adına göre, birimine göre, TC numarasına göre, tüm başlıklara göre sıralayabiliyoruz. Burada adına göre sıraladıktan sonra bütün işlemler isme göre sıralı bir şekilde yapılacaktır. Bundan sonraki süreçteki kayıtlar buradaki sıralamaya göre yapılacaktır. Çalışma durumu, aktif çalışan, işten çıkartılan yıllık izini, ücretli izini, ücretsiz izini gibi personellerin durumunu da buradan görebiliyoruz. Örneğin ben şu personelin güncellesine gelip buradan işten çıkarıldı ya da yıllık izinli deyip güncellediğim zaman şu anda yıllık izinler kimler diye baktığım zaman hemen Zeki Gün'ün yıllık izinli bir durumda olduğunu görebiliyorum. Tekrar aktif çalışan konumuna getirebiliriz. Veya işten çıkarıldığı zaman aynı şekilde örneğin Sinan Kaya personeli işten çıkardığımız zaman işten çıkarıldı diyeceğiz ve personel artık pasif duruma gelecektir. Hiçbir yerde personelle ilgili işlem yapılamayacak. Şuradan tekrar işten çıkarılanları göster. Sinan Kaya'yı tekrar aktif çalışan durumuna getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi listelendi. Burada istediğimiz şekilde arama yapabiliyoruz TC'sine göre. 325 ile başlayan TC'leri göster bana. Bakın bu şekilde listeledi. Personel silme, listeyi dışa aktar dediğiniz zaman bu personel listesine ihtiyaç duyarsanız dışa aktara basıyorsunuz ve personel listesi dışarıya aktarılıyor. İsterseniz hemen buradan çıkıp bakabiliriz. VBA formu açıkken arkadaşlar diğer dosyalara çalışamıyoruz maalesef. Export files klasörüne baktığımız zaman burada personel listesinin saat 21:14 geçe dışarı çıkarıldığını görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi personel listemiz burada dışarı çıkarılmış durumda. Bu liste artık başka bir yerde de kullanılabilir. Şimdi personel listesini tanıttıktan sonra cari hesap kartı diye bir menümüz var. Bunu da hemen size şöyle anlatayım. Biz burada personellere avans ödüyoruz. Örneğin bir avans ödeyelim. Kime avans ödeyelim? Zeki Güne. Ne kadar ödeyelim? 300 lira. 300 TL. İşte avans ödendi diyelim. Kaydete basıyorum. Ve burayı kapatıyorum. Şimdi gelip buradan cari hesap kartına geldiğim zaman örneğin Zeki Gün'ün
Gördüğünüz gibi Ocak 2021'de 300 TL avans ödenmiş. Şurada alacak kısmı boş. Mesela geliyorum buradan ekstra ödeme yapıyorum mesela. Kime ödeme yapıyorum? Zeki'ye 200 lira ekstra ödeme. Mesela ne diyelim? Yemek parası ya da telefon parası. Bunu kaydete bastım ve kapatıyorum. Şimdi cari hesap kartına baktığım zaman, Zeki günün hesap kartına baktığım zaman, bakın burada alacak 200. 300 lira ona avans ödemişiz, 200 lira telefon parası. Bu şekilde aşağıda borç toplamı 300, alacak toplamı 200. Ondan sonra arkadaşlar personel maaş listesine geldiğim zaman personellerimin tüm maaş bilgileri burada. Burada özel not ekleyebiliyoruz. Örneğin mesela Zeki Gün'e diyeceğiz ki yeni yılda maaşına %20 zam yapılacak. Burada kaydete basıyorum ve ona bir not ekledim. Mesela şu personel işte yıl sonunda işten ya da ne diyelim terfi edilecek. Yıl sonunda terfi edilecek gibi notlarımızı girdiğimiz bir alanımız arkadaşlar. Yine burada listeyi dışarıya aktarabiliyoruz. Listeyi dışarı aktar dedikten sonra personel listesi dışarıya aktarıldı. Yine hemen şurada size o listeleri yine göstermek istiyorum arkadaşlar her seferinde. Bakın personel maaş listesine geldiğim zaman notlarıyla beraber burada personel listemiz burada. Yarın öbür gün arkadaşlar hani hangi personele ne iş neler yapılacak neler vaat edilmiş görmek için niye böyle çıktı ya? Şunu gizleyeyim. Evet. Neyse bunu da gördükten sonra programımıza devam edelim tanıtımına. İstediğimiz personele buradan avans verebiliyoruz. Örneğin Ayşe Yılmaz'a ayın işte 31'i olsun yine 200 TL avans ödedik. Yine buradaki avansları silebiliyoruz. Avans listesini dışarıya çıkarabiliyoruz. Mesela Ayşe Yılmaz'ın şurada dışarı aktar dediğim zaman bakın avans listesi dışarıya aktarıldı. Yine buradan çıkıp ikide bir çıkmak zorunda kalıyorum tanıtım amacıyla. Bakın Ayşe Yılmaz Ocak 2021 avansları. Burada baktığım zaman 2 Ocak 2021 avans ödeme detayı her personelin detaylı bir avans listesini çıkarabiliyoruz. Maaş toplamlarına gelecek olursa arkadaşlar şimdi burada 3 tane seçeneğimiz var. Manuel veri girişi, dosya oluştur, dışarıdan dosya yükle. Şimdi dosya oluştur diyelim. Ocak 2021'in maaş dosyasını oluştur diyoruz. Bakın dosya oluştura basıyorum. Boş dosya oluşturuldu. Lütfen boş dosya formu doldurup dosyayı yükleyiniz. Şimdi firmanın benden istediği şuydu. Bir de aslında şurayı göstereyim ondan sonra. Burada maaş toplamlarına gelip manuel veri girişine tıkladığım zaman tek tek burada çift tıklayarak bankaya yatacak 2000 elden 200 ekle. Ondan sonra bakın otomatikmen diğer personele geçti Ayşe. Banka yatacak 3000 elden 1200. Bakın Fatma'ya geçti gördüğünüz gibi. Tek tek böyle yüklemek yerine kendileri dedi ki bizim için böyle sıkıntılı olabilir. Biz bazen yani bu şekilde yapabiliriz. Bak manueli yapayım isterseniz öncelikle. Evet, personellerimizin tamamını girdi gördüğünüz gibi. Ve kaydete basıyorum. Ve şu anda bordrolarını girdim. Hemen şurada maaş bordrosunu hazırlayayım. Hazırlandı. Ocak puantajını göster dediğim zaman gördüğünüz gibi az önceki veriler buraya geldi. Bakın bankaya yatan elden, bankaya yatan eldeni görüyorsunuz. Manuel olarak giriş yapıldı. Şimdi ben tekrar az önceki yere geliyorum. Manuel veri girişine gelip şurada yeniye basıyorum. Tüm veriler silinsin, silindi. Şu anda hiçbir veri yok. Az önceki dosyayı toplu olarak doldurup girmek istiyorum. Şimdi ben buradan çıktım programdan. Bakın Ocak 2025 21 boş maaş toplamları. Burayı açıyorum. Kendileri dedi ki biz bunu alacağız. Çok sayıda personel var. İşte tek tek buraya yazacağız. Burada rastgele yazayım arkadaşlar. 3500, 2500, 2200 ya da hepsini eşit yapayım ki hani anlayın diye. Hepsini 3300 yapayım. Elden de 1330 yap. Şöyle hızlı bir giriş olsun diye. Evet.
Kapatıyorum bunu verileri ve tekrar programı açıp az önceki maaş toplamlarına gelip dışarıdan dosya yükleye tıklıyorum arkadaşlar. Şuradan dosya seçe basıyorum ve Ocak 2021 boş maaş toplamları ve bakın şurada uyarı, bu dosya daha önce yüklenmediğinden emin olmalısınız. Yükle diyorum. Evet diyorum ve verileri aktar. Şimdi bakalım isterseniz hemen bordroyu hazırla dedim ve göster diyelim. Az önceki 3000 bakın hepsi buraya işlenmiş gördüğünüz gibi. 3300, 1330 veriler işlenmiş. Hatta manuel olarak da bakabiliriz. Manuel girişe geldiğim zaman bakın az önceki bütün verilerimizi buraya işlendiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bir de aynı şekilde bordrolar var. Yine bordrolarda manuel giriş deyip manuel girebiliyoruz. Birinci bordro. Bunlar firma dedi ki biz de birkaç değişik alanlarda çalıştırıyoruz bunları, personelleri. Dolayısıyla 3 tane bordroları oluyor bazen. 3 tane besleri oluyor. Bazen birinci bordroların tamamını dolduruyoruz. Sonra ikinci bordroları biz belli bir süre sonra dolduruyoruz. Sonra üçüncü bordroları, bu bizim için sıkıntılı olur. Manuel giriş var arkadaşlar. Çift tıkladığın zaman manuel girişi az önce anlattığım gibi yapabilirler. Ama dışarıya dosya aktarıp yüklememiz daha güzel olur dediler. Dolayısıyla ben hemen şöyle göstereyim size. Bordro toplamlara geliyorum. Dosya oluştur diyorum. Ocak için dosya oluştur. Ve boş bordro dosyasını oluşturdum. Hemen dışarı çıkıp az önceki bordroyu bakın şurada 2000 Ocak 2020 boş bordro toplamları. Bunu açıp tek tek buraya giriyorlar. İşte 2400 birinci bordrosu, 860 TL diğer bordrosu, 340 lira diğer bordrosu. Toplamları manuel yapmaları gerekiyor. Şunu şöyle yapalım. Şurada bir defa toplaya basıp aşağı indirecekler. Ve şunu da hızlı bir şekilde biz girelim. Yani onlar manuel girecek kısacası burası buraya. BES 100 lira, buradaki BES 60 lira, buradaki BES 40 lira. Toplamı da şudur arkadaşlar diyelim ve bunu da aşağı indirelim. Şöyle. Tamam. Toplam hepsini 3600'e, BES'leri de 200 olacak şekilde giriş yaptık. Kapatıyorum bu dosyayı. Şimdi programa yükleyelim. Bordro toplamlarına gelip dışarıdan dosya yükle diyorum. Hemen buradan bordro toplamları deyip mesela farklı bir dosya yüklemeye çalışayım. Bakalım ne olacak? Yükle. Dosya okunamadı arkadaşlar. Bu dosyayı yükleyemedi. Yanlış dosya. Aha, burada da bir hata aldık arkadaşlar. Tekrar çalıştıracağım. Dışarıdan dosya yükle. Şu bordro toplam. O hatayı inceleyeceğim neden olduğunu sonradan. Gördüğünüz gibi verileri yükledim. Hatta manuel olarak bir bakalım. Gördüğünüz gibi 2400, 860'a 340, 100 BES, 60, 40 bütün BES'leri yüklenmiş gördüğünüz gibi. Hemen burada maaş bordrosu hazırla. Ocak'ın bordrosunu hazırladı. Bakın bunu hemen şuradan görebilirsiniz. Şuradaki puantajı arkadaşlar otomatik hazırladı. Bakın ben hepsini sileyim. Sildim. Hemen programı açıp hazırla diyorum. Hazırlandı. Bakın şöyle puantaja bakalım. Gördüğünüz gibi tüm puantajı getirmiş. Az önceki bordro toplamlarını bakın BES 200 bordrolar ne? Bak bordrolar 3600 tek tek burada girişleri yapılmış gördüğünüz gibi. Şimdi bir de arkadaşlar pardon. Hatırlıyorsanız avans girmiştik mesela. Zeki Gün'e 300 lira avans girmiştik. Hemen bir bordroya bakalım. Zeki Gün'ün avansı 300 lira yansımış mı? Zeki Gün'e bakalım. Şurada bakın avans bakın arkadaşlar 200 300 TL avans işte var. Bir de ekstra ödeme yapmıştık 200 TL. İsterseniz hemen tekrar şuradan bakalım. Ekstra ödemelerden Zeki Gün'e bakalım. 200 TL'de ekstra ödeme yapmıştık ve maaşına yansıdığını görebiliyorsunuz. Zeki Gün'ün hem ekstra avansı 300, ekstra ödemesinde 200 olduğunu görüyorsunuz. Örneğin Şubat'ın bordrosunu hazırladım. Şimdi baktığınız zaman Zeki Gün'ün bakın şuradan elden bankadan hiçbir verinin olmadığını görüyorsunuz. Otomatikmen bordrolar otomatik hazırlanıyor. Ocak bordrosunu hazırla dedim. Hatta bordroyu dışa aktar diyebiliyoruz. Dışa aktar dedim. Ve puantaj dışarıya aktarıldı. Hemen onu da bir inceleyelim şöyle. Bakın Ocak 2020 puantajını açıyorum. Gördüğünüz gibi
Ocak 2021 yazıyor sıra numarası ve şurada tüm puantaj var. Şimdi burada mesai, hafta tatili, resmi tatil bunlar işlenmemiş gördüğünüz gibi. Daha bunları girişini yapmadık. Hemen onları da yapalım. Burada aylık ve yıl izin ve mesai girişine geliyorum. Yine aynı şekilde dosya oluşturulabilir, manuel giriş yapılabilir, dışarıdan yüklenebilir. Biz manuel giriş yapalım bu sefer. Ahmet Demir'i çift tıklıyorum. Fazla mesaisi 40 saat, hafta tatili 2 olsun, bayram 1 olsun, raporlu 2 gün, ücretsiz 3 gün olsun. Tabii biz bayram 1 gün girdiğimize göre hepsine 1 gün girmemiz lazım. Mesaisi 20, 2, 1, 0, 0 olsun. Yine mesaisi olmasın bu personelin. 2, 2'ye 1. Ondan sonra bunun mesaisi 60 saat olsun. Şöyle 1 olsun. Mesai 10 saat. Şurada 2'yi ben askere giriyorum arkadaşlar. Mesaisi 15 saat olsun. 2'ye 1, 1, 1. Manuel girişte böyle sıkıntılı olacağını söyledikleri için dışarıdan yüklemek daha avantajlı. Burada bayram 2, 1, 1. Şöyle raporlu olması. Ve kaydete basıp toplu olarak kaydettim. Şimdi bordroyu hazırla dedim. Ve bordroyu izleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Az önce hafta tatili, buradaki saat mesailerini görüyorsunuz. Hafta tatili, resmi tatil, mesai toplamları, rapor, ücretsizlik toplamlar hepsi burada görünüyor. İsterseniz dışarı aktar diyelim. Bakın personel listesini şöyle bir kapatayım da şuradan. Ya da bunu dışarıya aktar diyelim. Hatta yazdır diyelim arkadaşlar puantajı. Puantajı yazdıralım. Masa üstüne Ocak puantajı diyelim. Kaydete basıyorum. Evet. Şimdi buradan çıkayım. Şurada kapatalım. Şu personel listesini daha önce açık kalmıştı. Şöyle masa üstüne baktığımız zaman Ocak puantajını şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın Ocak'ın puantajı, tüm bilgiler buraya işlenmiş olarak görünüyor arkadaşlar. Mesela burada ekstra ödeme 200, avans 300. Şimdi biraz sonra kendisinin bir icra dosyası olduğunu veya bizden taksitli bir avans aldığını düşünerek bir işlem daha yapacağız biraz sonra. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi personelimize bir icra dışarıdan bir borcundan dolayı kendisine bir icra açıldı. İcrası bize geldi. Biz personelimizin yerine icrasını ödeyeceğiz. Ama her ay maaşından keseceğiz. Şimdi icra dosyası aça tıklıyorum. Buradan yeni dosya aça tıklıyorum arkadaşlar. Hangi personelimize icra gelmiş olsun? Örneğin Sinan Kaya'ya gelmiş olsun. Şu Sinan Kaya'yı çift tıklıyorum. İcra Müdürlüğü işte İstanbul 13. İcra Müdürlüğü. Şurada dosya numarası olur, icra dosya numarası. İcra tarihi bu olsun. Kredi tutarı 12.000 TL'lik bir icrası var. Ve biz bunu arkadaşlar kaç taksit yapıyoruz? Bakın 4 taksit deyince ayda 3.000. Mecburen yüksek 12 taksit yap, 10 taksit yapalım. Ayda 1.200 ya da evet 12 taksit ayda 1.000, 1.000 olmak üzere kendisine bu dosyayı hazırladık. Gördüğünüz gibi birinci ayın 26 2022'de bitecek. Ve kaydete basıp Sinan Kaya bir icra dosyası oluşturduk arkadaşlar. Ayın sonunda puantaj hazırlamadan önce bu icraları ödeyeceğiz. Şu anda ayın sonu gözüküyor arkadaşlar. Biz bu durumda şunu yapacağız. İcra dosyasına gelip burada tüm icraları öde. Çünkü bizim şirketimiz tüm icra masraflarını bir sefer tek kalemde topluca ödüyor. Dolayısıyla bütün dosyası açık olan, kendisine dosya açtığımız personelimizin icralarını, tutarları ne kadarsa toplayıp, bak şurada aşağıda yazıyor, aylık ödeme toplamı 1.000 TL. Şu anda 1.000 TL'lik bir ödeme yapmamız gerekiyor. Mesela bir dosya daha açayım başka bir personele. Muhammed Güneş'e de Ankara 3. İcra Dairesi diyelim. Bunda dosya numarasını yazıyoruz. Tutarı 6.000 olsun. Ve buna da 3 taksit ya da 4 taksit yapalım. Kaydete basıyorum. İki tane dosya açtık. Aşağıda gördüğünüz gibi aylık
2500 TL. Biz 2500 TL'yi aldık. Şu iki personelin icra müdürlüğü adına icra müdürlüklerine yatırdık. Aşağıda tüm icraları ödeye basıyoruz. Ocak icrası öde dedik ve icralar ödendi arkadaşlar. Hemen şöyle geriye doğru geldiğim zaman kalan taksit 11, kalan taksit 3 olduğunu görebiliyorsunuz. Kalan borçların da 4500'e 11 bin lira olduğunu görüyorsunuz. Personellerin IBAN'ları da burada. Yani icra dairelerinin IBAN'ları da burada gözüküyor. Bu hesaplara para yatırıldı. Şimdi bordro hesapladığım zaman, bakın hazırla dediğim zaman bordroyu ve isterseniz bordroyu şuradan izleyelim. Ekranı kaplayalım. Bakın bunlardan binler lira ücra düşmüş olması lazım. Sinan Kaya ile Muhammed Güneş. Buradan üçüncü ve ikinciye bakalım. Hemen geliyoruz burada. Şurada arkadaşlar bakın. İcra kesintisi 1000 lira. İcra kesintisi 1500 lira. İcra kesintileri de otomatikman yansımış ve maaşlarında düşmüş olarak gözüküyor. Yine dışarıya aktar diyerek Ocak puantajını dışarıya aktardığın zaman dosya varsa bu şekilde bir uyarı alırsınız. Üzerine yaz dedim ve dosyayı dışarıya aktardım. Tekrar beraber dışarıdaki dosyaya bakabiliriz. Ocak puantajı işte bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 liraya 1500 lira icra kesintisini burada işlemiş olarak gözüküyor. Tüm puantajı bakın burada maaşı, agisi, saat ücreti, günlük ücret, toplam mesai saati, hafta tatili, resmi tatil, buradaki hesaplama tutarlar, raporlu, izinli, toplam ödenen ekstra ödemeler varsa buraya işlenmiş. Toplam alacak burada avanslar varsa avanslar işlenmiş. Taksiti avans daha yok. Birazdan onu da anlatacağım. İcralar varsa icraları işlemiş. Besleri işlemiş. Bordro tutarlarını elden ödenenleri bankaya yatırılan elden ödenecek ve kalanı buradan görebiliyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar taksiti avans dosyası açabiliyoruz. Personel geliyor diyor ki ben işte evleneceğim, bilmem ev alacağım. Paraya ihtiyacım var, toplu paraya ihtiyacım var. Şirketimiz böyle bir kolaylık sağlıyor çalışanlarına. Hemen bir dosya açalım. Örneğin Zeki Güne bir açıklama evlilik kredisi olsun. Evlilik avansı. Dosya numarasını yazıyorum. Ne kadarlık bir para istiyor bizden? 30 bin TL istiyor. 30 bin TL'yi kaç taksit yapalım kendisine? Tabii her şirket bunu yapmaz ama bazı şirketler yapıyor demek ki. Ayda toplam 30 taksit yapalım. Ayda 1000 bin ödesin. 30 taksit. Kaydete basıyorum ve kendisine bir dosya açtım. Yine burada aylık 1000 TL kaç tane personele biz taksiti avans vermişsek, örneğin burada 10 tane, 20 tane, 30 tane varsa hepsinin taksit tutarlarını toplayıp şuraya yazıyor. Ve biz her ay ne kadar para yatıracağımızı burada direkt görebiliyoruz. Burada taksiti avans öde dediğim zaman yine öde dedim ve öde dedim. Yani kaç personel varsa öde dediğim zaman tümünün toplam ödemesini yapmış oluyor. Yine burada dışarıya aktarabiliyoruz, yazdırabiliyoruz. Güncelle dediğim zaman arkadaşlar güncelleyebiliyoruz. Şimdi gelelim bordroya tekrar. Bordroyu hazırladım ve isterseniz şöyle şeyden bakalım. Excel'den bakalım. Bordroya bakalım. Zeki Gün'ün evlilik şeyini hazır eklemiş bir bakın. Taksiti avans 1000 TL buraya yansımış gördüğünüz gibi. Örneğin Şubat'ınkini ekleyelim. Şubat'ı hazırla diyeyim. Daha ödemesi yapılmadığı için bunu yansıtmamış olması lazım. Puantaja baktığım zaman bakın Şubat'ta hiçbir şey işlenmediği için dosya boş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi taksitler bittiği zaman zaten buradan icra dosyasında örneğin şu anda 4 taksit kalmış. Ben ayı ileri alıp tüm taksitleri ödetebilirim. Dolayısıyla taksitler bittiği zaman bu dosyada otomatikman kaybolur. Aşağıda kapalı olanlar, açık olanlar, dosyası kapanmış olanlar, açık olanları buradan görebiliyoruz. Yeni dosya açabiliyoruz. Az önce bir ödeme yapmıştık yanılmıyorsam. Eğer bir ödeme gerçekleştirildiyse bu dosyada değişiklik yapamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık süreç başlamış. Ödenmiş. Az önceki taksiti avansta da olduğu gibi mesela burada kalan taksit 29. Şu anda bunu güncellediğim zaman bakın artık bunu da güncelleyemiyorum. Yıllık izin işlemlerine geldiğimiz zaman da bir personelimiz mesela izin kullandığı zaman yeni burada yeni izin girişi deyip işte
4 gün izin kullan dediğim zaman otomatik ben 4 gün burada kullandı. 126 saat gün izni kaldı. Yine şu personel bir gün kullandığı zaman hemen bir gün izin kullandı ve 149 kaldı. İzin hareketlerine geldiğim zaman izin kullananları görebiliyoruz. Örneğin ben bunun izni sildiğim zaman personelin izni sildim. Şunu da iznini sileyim. Gördüğünüz gibi bütün izinler tekrar sıfırlandı. Gördüğünüz eski haline geldi. İzin listesini dışarıya aktarabiliyoruz yine. Dışarı aktar dediğim zaman personellerimizin ne kadar izinleri kaldığını görmek istiyorsak, böyle bir dosyaya ekstradan ihtiyacımız varsa birilerine bak burada yıllık izin listesi gördüğünüz gibi tüm personellerimizin yıllık izinlerini burada görebiliyoruz. Yine burada icra raporumuzu alabiliyoruz. İcra raporu dışarıya aktarılsın mı? Evet dedik, icra raporunu aktardı. Tabii ben ikide bir, tabii bu şu şekilde olabilir. Yani çok daha uygun olur. Bir ortak alan varsa, şu export files ortak alandaysa veya serverdaysa, oraya çıkarılırsa tüm personeller o ortak alana çıkarılan dosyalar üzerine çalışma yapabilir, görebilir. Az önceki icra listesini şuradan görüyorsunuz. Böyle bir icra dosyamız vardı. İşte 12 taksit, 11 taksit kalmış. Kalan borcunu görüyoruz. İşlem ay durumu vesaire. Programımız bu şekilde arkadaşlar. Anlatmadığım yerleri olabilir. İcra ödemelerine gelecek olursak mesela personelimizi seçtiğim zaman hangi personele ne kadar icra ödendiğini de buradan ekstradan görebiliyoruz. Her ay personelere icralar ödenecek. Örneğin Muhammed Güneş geldi dedi ki ya ben ne kadar benim yerime icra ödendi ya da icra hareketlerini görmek istiyorum. Bunu dışarıya aktarıp Muhammed Güneş'in icra dosyasını kendisine paylaşabiliyoruz. Bilgilerini verebiliyoruz. Bakın Muhammed Güneş icra dosyası işte ödeme tarihi Ocak ayında 1500 lira ödenmiş gibi böyle hareketleri buraya işleniyor. BES başvuru listesi var arkadaşlar. Burada BES başvuru formu hazırla dediğimiz zaman formu hazırladı ve bu dosyayı dışarıya çıkarıp direkt ilgili kuruluşa verebiliyor. Dışarı aktarıldı. Hemen BES başvuru formunu artık BES sistemine işlemek üzere şurada BES başvuru formunu hazır olarak gördüğünüz gibi verebiliyoruz. Aynı şekilde BES tahsilat listesini de yine tahsilat listesini hazırlıyor. Ocak ayı için gördüğünüz gibi katkı pay tutarı, matrahı bilmem bütün personellerin işverenin sicil numarası, işveren SGK sicil numarası, IBAN numarası, statüsü, tüm personellerin bilgilerini yine burada dışarı aktar diyerek BES tahsilat listesini de dışarıya aktarabiliyoruz. O dosyayı başka bir yerde, başka bir sisteme yüklemek üzere. Başka ne anlatabilirim burada anlatmadım. Bir de zaten maaş listesi dediğim zaman arkadaşlar burada puantaj hazırlandığı anda bankaya ödenecek liste de hazırlanıyor. Bakın şöyle banka liste ödeme listesini dışarıya aktar diyorum. Hemen banka listesini de hazırladı gördüğünüz gibi. İsterseniz şöyle bakalım. Banka listesi. Bankaya verilecek liste. Ocak 2021 banka yatırılacak para listesi. Gördüğünüz gibi tüm personelimizin bankaya yatırılması gereken tutarlar da burada hazır olarak durmaktadır. Örneğin Şubat diyelim. Mesela Şubat'ı hazırlayalım. Hazırla dediğim zaman Şubat'ı hazırladı ama bankaya listesi şu anda boştur arkadaşlar. Mesela yazdıralım isterseniz. Banka listesini yazdıralım. Banka diyelim. Liste var ama şöyle bankayı açtığım zaman gördüğünüz gibi tutar kısmı boş. Ama mesela ocağı hazırlayıp yazdır dediğim zaman Ocak banka diyelim. Şöyle pencere değil küçülttüm. Ocak bankayı açtığım zaman bakın hepsi listemiz hazır. Ya program arkadaşlar çok çok teferruatlı. Anlatmadığım yerler var. Tüm verileri sil dediğiniz zaman verileri silebiliyorsunuz. Yedek al deyip programın yedeğini alabiliyoruz. Kaydı deyip son değişiklikleri kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Tüm raporu, yıllık izin raporunu alabiliyoruz. Yıllık izin raporu. Özellikle firma burada
talepleri oldu. Çünkü bu dosyaları başka yerde de işliyorlar. Yıllık izin listesini oradan görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde dışarıya aktarabiliyor. Burada backup'ını alabiliyor, aldık dosyamızı. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanalı@gmail.com üzerine iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize başarılar diliyorum.